Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün balık çorbası, diğer bir ismiyle sulu balık yemeği yapıyorum. Yaşadığım yöreye özel, çok lezzetli, yapımı da çok pratik bir yemek tarifim var. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Geçenlerde paylaşmış olduğum bir balık yemeğim vardı. Hiçbir yerini ziyan etmiyoruz diye size bahsetmiştim. Bugün o pişirdiğim balığımın kafası var. İlk olarak balığımızı kızartacağız. Bu yemeği yapmak için ilk şart budur arkadaşlar. Kızartılmış balık olmak zorunda elimizde. Sizler hangi balıktan yaparız derseniz size sadece şöyle bir bilgi vereyim. Büyük ve kılçığı olmayan, yani küçük ufak kılçığı olmayan balıklarla yapabilirsiniz bu yemeği. Yemeğimiz için ilk olarak ben tenceremin içine bir miktar sıvı yağ almıştım. Üzerine 2-3 adet ince ince doğramış olduğum yeşil biberim var. Onu ekledim. Biberlerim kavrulana kadar bekleyecek. Baharatlarım var. Olmazsa olmaz baharatım fesleğendir. Mutlaka bu yemeği yapacağınızda elinizde fesleğen bulunmalı. Biberlerim öldükten sonra üzerlerine dondurucudan çıkartıp küp küp doğramış olduğum domateslerim var. Onları ekledim. Domatesleri iyice eriyene kadar kavuracağım. Domateslerim suyunu saldı ve iyice eridiler. Şimdi blenderla domateslerimiz ve biberlerimiz iyice püre haline gelene kadar güzelce ezelim. Sazan balığımın o gün karnından çıkarmış olduğum havyarı vardı. Onunla da çok güzel havyar köftesi yaptım. İnşallah onu da sizinle paylaşacağım. Sizlere balıkla ilgili 3 farklı yemek tarifi vermiş olacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçam var. Onu ekledim ve kavuracağım. Domates salçamı neden ekliyorum? İçine hem kokusunu ve lezzetini versin diye, hem de rengini biraz daha kırmızıya boyasın diye. Salçamızı önceden yapmış olduğum sosla güzelce özleşene kadar karıştıralım ve kavuralım. Şimdi içine 3-4 diş kadar rendelemiş olduğum sarımsaklarım var. Onları ekledim. Şöyle sarımsakları da bir içine dağıtalım. Evet, şimdi baharatların ekleme zamanı. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı da olmazsa olmaz dediğim fesleğenim var. Fesleğen mutlaka bu yemekte olmak zorunda. Şimdi içine arzu ettiğiniz kadar tuzunu ekleyin. Evet, tuzunu da şöyle hafifçe karıştırdıktan sonra şimdi size bu yemekle ilgili su miktarını anlatayım. Ben bir bardak su kullandım, sıcak su. Çünkü kullandığım balık 3 parçadan oluşuyor. Dediğim gibi sazanın kafası vardı. Tabii kızartılmış olması şart demiştim daha önce. Ama sizler daha çok balık kullanacaksanız, mesela bütün bir kızartmış olduğunuz balığı bu yemek için kullanacaksanız su miktarını daha fazla tutun. Tencerenizde daha geniş yapabilirsiniz ya da üst üste kat kat döşeyebilirsiniz. Sıkıntı değil. İçine biraz limon sıkıyorum. Evet, daha önce hiç sulu balık yemediyseniz hayatınızda bir kere olsun bu yemeği tatmanızı çok isterim. Mutlaka büyük bir balıkla bu yemeği deneyin. Suyum şöyle hafifçe kaynadıktan sonra içine balıklarımı ekliyorum. Bu yemeğin bana göre en büyük özelliği yemeğin içindeki sosun balığın lezzetinden daha öne geçmesi. Yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız. İnce ince kıymış olduğum maydanozlarım vardı. Şöyle 10 dakika kadar tenceremi kısık ateşte bekletiyorum ve yemeği hazır hale geldi. Bakın balıklarım yumuşacık, dağılır hale gelmişler. Ve yemeğimi servis edeceğim tabağımın içine aldım. Üzerini tekrar bir miktar maydanozla süsledim. Eğer denerseniz hepinize şimdiden afiyet, şifa olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.